Merhabalar herkese ben Mehmet Çoban. Bugün 24 Haziran Cuma. Bugün ekran yemyeşil. Son 24 saatlik dilim baz alındığı zaman kripto para piyasası kısmı yatırımcısı kısmen de olsa mutlu. Ancak sürekli olarak biz son bir aylık döneme bakıyoruz hatırlarsanız. Son bir aylık dönemde işin açısı çok fazla değişen bir şey yok. Hala %30'un %40'ın üzerinde kayıpların olduğu bir kripto para piyasası çıkıyor karşımıza. Ancak dediğimiz gibi son bir günlük dönem baz alındığı zaman kripto para piyasasının rengi bugün olsa, bugün kısmen de olsa yeşil diyelim. Lider kripto para birimi Bitcoin dolar paritesi yaklaşık 5 işlem gününde aşağıda 19.500, yukarıda ise 21.600 dolar bandına sıkışmış durumda. Şu dakikalar itibariyle %3 oranında primli ve 20.931 dolar seviyesinden işlem görüyor. Ethereum dolar partisi biraz sonra detaylı bir şekilde bunu inceleyeceğiz. Haftalık bazdaki grafikte özellikle. 1100-1150 dolar seviyesinde o kritik direnç destek noktasında tutunma çabası içerisinde olan bir Ethereum dolar partisi var. Bu seviyenin üzerinde kalma çabası için açıkçası altcoin'leri çok ciddi aramda ilgilendiriyor. Zira bu noktanın altına gelinmesi Ethereum dolar partisindeki aşağı yönlü hareketlerin devamını Bununla beraber altcoin'lerin de Ethereum dolar paritesinin peşine takılmasına neden olabilir. Biraz sonra detaylı bir şekilde inceleyeceğiz. %5.48 oranında bir prim var. Son 24 saatliklerinde 1142 dolar seviyesinden işlemler gerçekleşiyor. Solana'da ve XRP'deki yükseliş dikkat çekici. Solana'da %6.97, XRP'de ise %12.55 oranında yükseliş var. Onun dışında Binance Coin'de, Doge Coin'de, Adda'da, DotCode'da %1.97 ile %5'in arasında yükselişler hakim son 24 saatlik dilim baz alındığı zaman. Dediğimiz gibi Ethereum dolar partisine bakacağız bunu. Her zaman olduğu gibi Bitcoin dolar partisi de videomuzun konuları arasında. Hızlıca Bitcoin dolar paritesiyle başlayalım. Sonrasında Ethereum dolar partisine bakalım. <laughs> Her zaman olduğu gibi Bitcoin dolar paritesinin 4 saatlik grafiği açık. Şimdi 4 saatlik grafikte yaklaşık 5 işlem gününde paritenin şu seviyelerde artık ciddi anlamda sıkıştığını, çok ciddi anlamda sıkıştığını söylemekte fayda var. Aslında bunu söylemeye gerek yok net bir şekilde burada gözüküyor. Ya burası 19.500 yukarıda, aşağıda. Yukarıda ise yaklaşık 21.600, 21.700 dolar bandı. O zaman önümüzdeki seanslarda en azından daha üst seviyelerde daha, daha, ya da daha alt seviyelerin test edilmesi, bu seviyelerin aşağıya yukarıda yukarı kırılmasına bağlı. Şimdi olumlu senaryoya bakalım. Olumlu senaryoda 21.500-600 dolar bandının kırılması. Yani buradaki yatay direnç noktasının yukarı geçilmesi. Bu durumda böyle bir senaryoda 23.000 dolar seviyesi karşımıza çıkacak. Biz yaptığımız analizlerde hatırlarsanız bu e, yata düşüş trend çizgisinin yukarı yönlü geçildiğini ancak bu trendin geçilmesinin teyidinin 23 bin dolar seviyesinin kırılmasıyla alınabileceğini söylemiştik analizlerimizde. Şimdi bu nokta işte o derece o son derece önemli. <laughs> yani yukarı yönlü bir hareket. Bir parite üzerindeki bir rahatlamadan bahsedebilmemiz için özellikle 21 23 bin dolar seviyesinin kırılması lazım. 23 bin dolar seviyesi hatırlarsanız 30 bin dolar seviyelerden başlayan sert düşüş hareketinin trendinin bir nevi artık kırıldığının teyidini alınacağı nokta. Yani bu şu, şuradaki trendin yani şuradaki hareketin paritedeki şuradaki hareketin bir nevi aslında rahatlaması o 23 bin dolar seviyesinin geçilmesiyle alınabilir. O zaman Bitcoin dolar paritesinde biz önümüzdeki seanslarda yukarı yönlü hareket için mihenk taşımız 23 bin dolar seviyesi kırılması durumunda. Kırılması durumunda daha önce dünkü analizimizde de belirtmiştik. Şu direnç noktasına kadar, trendin direnç noktasına kadar bir hareketlenme gözlenebilir. Burası da 28.280 28 dolar seviyesi yapıyor. 28.280 dolar diren, e, tren e, noktası ise yaklaşık 5 Nisan tarihinde paritenin 47.000 dolarlı seviyelerden başlattığı düşüş trendinin direnç noktası. Çok büyük ihtimalle biz 23.000 dolar seviyesi kırılırsa 28.000 dolar seviyelerinin üzerine doğru bir hareketlenme göreceğiz. Bu olumlu senaryo. Olumsuz senaryoda ise 19.500 dolar seviyesinde 19.520 dolar bandının aşağı geçilmesi durumunda daha önceki e, sert düşüşte bitcoin dolar paritesinde çalışan 17.600 dolar direnciyle bele var. 18.460 dolar desteğinin daha doğrusu destek noktalarının test edilme olasılığının yüksek olduğunu net bir şekilde söyleyebiliriz. O zaman biz önümüzdeki seanslarda takip etmemiz gereken iki tane nokta var. Aşağıda 19.500 yukarıda ise 21.500 hatta 23.000 dolar seviyesi. Bu seviyelerin aşağıya yukarı, yukarı geçilmesi paritedeki hareketleri hızlandıracak öneme sahip. Hemen 50, 100 ve 200 periyotluk hareketli ortalamaya baktığımızda 50 periyotluk hareketli ortalamanın üzerinde işlemlerin oluştuğunu görüyoruz. Bu kısmen de olsa olumlu. Çünkü bir hareketli ortalamanın önemli bir hareketli ortalamanın aşağıda yukarı geçilmesi bir sonraki önemli hareketli ortalamanın test edilme olasılığını arttırır teorisi vardır teknik analizde. Şu anda 50 periyotik harekette ortalama yukarı doğru geçildi ve üzerine kapanışlar oluyor. Bu 21.500 dolar seviyesinin geçilmesi bu kapanışları bir miktar daha hızlı devam ettirebilir. Bu bağlamda bir sonraki önemli hareketli ortalamanın 23.600 dolar seviyelerde olduğunu söyleyebiliriz. 50 periyotlu, 100 periyotlu hareketli ortalama. Yani şu anda Bitcoin dolar paritesinde e, 19.500-20.000 dolar seviyesinin üzerinde durulması kadar önemli olan 20320 21400 20 dolar bandının üzerinde durulması. Bu seviyenin üzerinde kalırsa yani bu kırmızı ile gösterdiğim eğrinin üzerinde kalırması durumunda Bitcoin dolar paritesi yukarı hareketler biraz daha canlanabilir. Hemen işlem hacmine bakalım. Bizim için son derece önemli. İşlem hacmi işte burada bize datayı bu veriyor. Biz 21.500-23.000 dolar seviyesinin kırılma ihtimallerinden bahsediyoruz. İşte bu işlem hacmiyle, bu yaşanan bu işlem hacmiyle bu seviyelerin kırılması zor. Bu hareketler, yani bu işlem hacminin bu noktalarda devam etmesi, paritenin 19.500-21.500-21.600 dolar bandında sıkışma olasılığını bir miktar daha arttırıyor. Burası bu renkli bölge biliyorsunuz son 21 tane 4 saatlik periyodun işlem hacmi ortalamasını gösteriyor. İşlem hacmi ortalamasının bu noktanın üzerine çıkması ve hacmin en azından 3-4 katında olması lazım ki yükselişlerde biz 21.500 ve 23.000 dolar seviyesinin kırılma ihtimalini fazla fazla senaryolarımız arasına alalım. Ancak şu anki görüntü bu noktaların kırılmasının bu işlem hacmiyle zor olduğu yönünde diyelim ve Ethereum dolar partisine geçelim. Şimdi altcoin'lerin lideri konumunda olan Ethereum'un Ethereum dolar paritesinin haftalık bazlı grafiği açık. Biz zaman zaman sık, analizlerimizi sık sık dile getiriyoruz ama bir kez daha söyleyelim. Parite aslında 9 Mart 2020 tarihinde başlattığı uzun vadeli bir yükseliş trendi üzerinde. Bu beyazla gösterdiğimiz trend çizgisi üzerinde. Geçtiğimiz hafta bu trend çizgisinin altına sarktı ve 1800-900 e, dolar seviyelerinde altına geriledi. Ancak kapanışın bu trend çizgisi üzerinde yapılması bizim için bu sarkmadan çok daha önemli. Çünkü biz bunu artık bir sarkma olarak adlandırıyoruz. Şimdi bu hafta için bu trendin destek noktası yaklaşık 1100-1150 dolar seviyesine denk geliyor. Parite dikkat ederseniz oldukça dar bir aralıkta net bir şekilde gözüküyor burada. Oldukça dar bir aralıkta hareket ediyor ve bu nokta üzerinde kalıp kalmamaya karar verecek bu hafta içerisinde. Kalması durumunda tekrar 1700 dolar seviyelerine kadar bir yükseliş hareketi, bir yükseliş potansiyeli görebiliriz. Ancak Ethereum dolar paritesi bir rahatlamanın beyazla gösterdiğimiz bu tren çizgisinin kırılmasıyla alınabileceğini söylemekte hatırlatmakta bir kez daha fayda var. Evet o da yaklaşık 1900-1950 dolar bandına denk geliyor. Kabaca 1950 dolar seviyesi geçilmeden Ethereum dolar paritesi 4 Nisan 2022 tarihinde 3500 dolarlı seviyelerden başlayan düşüş trend çizgisinin ee, baskı satış baskısı fazla fazla hissedilecek parite üzerinde. Peki 1100-1150 dolar desteğinin altına gelmesi durumunda işte o zaman durum biraz daha farklı altında kapanış yapılması durumunda. Bu normal bir trendin aşağı geçilmesi anlamına gelmiyor çünkü Ethereum dolar paritesinde her ne kadar şu anda Bir düşüş hareketi olsa da kısa vadeli bir düşüş trendinin etkisi çok daha fazla hissedilirse de Uzun vadeli trend hala yukarı. Biz ee, zaman zaman bunu hatırlatıyoruz kripto para piyasasında 2020'nin son çeyreğinde çok ekstrem durumlar yaşandı. İşte özellikle e, ile beraber kurumsal alımların artması, bunun dışında Paypal gibi şirketlerin kripto para piyasasının lehine yaptığı açıklamalar işte bu trendten uzaklaşmasının sağladığı kripto para piyasasının önemli oyuncularının. Ethereum'da bunlardan bir tanesi. Eğer biz bu haberleri duymamış olsaydık yani bu haberler gelmiş gelmemiş olsaydı biz Ethereum dolar paritesinde bu tren çizgisine yakın hareketler görecektik. Yani aslında Ethereum dolar paritesinin gördüğü en yüksek seviyeleri bu seviyeler olmayacaktı. Aynen şu anda karşımızda böyle bir tablo var. Ee, ve şu anda parite hala haftalık bazda Uzun vadeli yükseliş trendi üzerinde ve ancak 1100 dolar seviyesinin altında bu hafta kapanış olmaması lazım. Kapanış olması durumunda birinci etki artık ana trendin bu kırmızı ile gösterdiğimiz trend çizgisi olma ihtimali oldukça yükseliş yüksek olacak. Burası da düşüş trend çizgisi. Burası daha agresif bir trend çizgisi beyazla gösterdiğimiz ancak ana trend kırmızı ile gösterdiğimiz bu trend çizgisi olacak. İkinci etki kripto Ethereum dolar paritesinde daha olunca olduğu gibi 9.86 ve 847 dolar seviyelerine kadar bir geri çekilme hareketi olacak çok büyük ihtimalle. 709 ve 547 dolar seviyeleri diğer noktalar oluyor Ethereum dolar paritesinde. Bollinger bandına bakalım haftalık bazdaki grafikte. Bollinger bandının alt eğrisinde hareket eden bir e, ee, dolar paritesi izliyoruz. Alta eğrisini dokunuyor e, ve şu anda hala orta erisinin altında işlem görüyor. Orta eğrisi de dikkat ederseniz tam bir şekilde 2008 dolar seviyesine denk geliyor yaklaşık olarak. 2008 dolar seviyesi de haftalık bazdaki grafikte işte bu gösterdiğimiz kırmızı ile gösterdiğimiz ana trend olmak yönünde. aday konuna aday trendlerden bir tanesinin direnç noktası konumunda. Yani Ethereum dolar paritesinde de şu anda yukarı yönlü hareketlerin dışında bir nevi artık destek noktası üzerinde çalışmaya çalış kalmaya çalışan bir e, hareket gözlemliyoruz. Dünkü analizimizi de belirtmiştik. Bugün tekrar söyleyelim. Şimdi kripto para piyasası şimdi teknik analiz yapıyoruz biz. Evet ancak teknik analiz şu dönemde ikinci üçüncü planda. Şu anda piyasada yönü beliren yegane unsur jeopolitik riskler, ekonomik riskler ve siyasilerin, ekonomi yöneticilerin kripto para piyasasını lehine ya da yapı, lehine yapı, yapacağı açıklamalar. Bu yüzden bu kanada biraz daha dikkat etmekte fayda var. Şu anda teknik analiz bize bu kanattan gelebilecek olumlu ya da olumsuz haberlere göre yatırım enstrümanlarının hangi seviyeleri test edebileceğini gösteriyor. Bunu bir kez daha hatırlatalım. Ee, ve haberler konusuna bir miktar daha önem verilmesi gerektiğini söyleyelim. Şu anda bu baskılar var kripto para piyasası üzerinde. Bu baskılar ortadan kalkmadan, yukarı yönlü hareketlerin uzun vadeli olması, o beklenen boğa piyasasının, ben benim daha fazla kullandığım tabirle yükseliş trendinin, ana trendin yükseliş yönde olması konusu biraz bekleyecekmiş gibi gözüküyor. Zira bu noktaların, bu konuların, bu baskıların ortadan kalkması şart. Kalkmadığı sürece yukarı hareketlerin günlük hareketler olduğu unutulmamalı. Bu yüzden risk hala var. Diyelim ve bugün analizimizi tamamlayalım. Bir sonraki yayında görüşmek üzere. Şimdilik hoşçakalın.